Şimdi sıramızı bitirirken de 3 tane kutu yaptık. Son bakın bir tane kutu kaldı. 3 kutudan sonra. Burayı hemen popcorn'a birleştireceğiz. Çünkü şurada da hatırlayın 3 tane popcorn yapmıştık. Birer arada kutular var. Burada da yine aynı işlemi yapacağız. Birleştirirken bu defa popcorn'a birleştireceğiz. Hemen popcorn'umuzu yapalım. 3 kutudan sonra. 2, 3, 4, 5. Hemen popcorn'umuzu oluşturuyorum. Direkt popcorn oluşturduktan sonra hemen 5 tane zincir çekerek başladığımız noktadan 1, 2, 3. zincirin tam ortasına batıyorum. İlmek çıkartıp direkt içerisinden geçiriyorum ve bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Şimdi bir üst sıraya tekrar 3 zincirle çıkacağım. 2, 3. 3 tane zincir çektikten sonra başına doluyorum ve ilk kutuya hemen içine popcorn dolduruyorum. 2, 3, 4 ve 5. 3 zinciri almıyorum. 5.'nin tepesinden batıyorum. Bunu artık sayarak da yapabilirsiniz. Yahut eliniz alışmıştır artık bu sıradan sonra. Hemen sabitliyorum popcornumu. Şimdi bu sırada bakın popcornumu sabitledikten sonra altta popcorn var. Sabitledikten sonra başına doluyorum. Popcornun üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ikili trabzan. Şimdi kenarına da bir sonraki boşluğa tekrar başına doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın ikili trabzanımı yaptım. Yani artık şu üçgen kısmın ilk başlangıç trabzanlarını oluşturarak bunları artık artıracağız. Şu noktadayız bakın. İlk başladığımız trabzanlardayız. Şimdi toplamda görüyorsunuz kenarlarla beraber 3 tane trabzanımız oldu. 3 tane ikili trabzandan sonra hemen bir sonraki boşluğuma direkt kutum var. Kutumun içerisine popcorn dolduruyorum. 3, 4 ve 5. Popcorn'umu oluşturuyorum ve sabitliyorum. 2 zincir çekip kutumu yapıyorum popcorn'umun üzerine. Popcorn'dan sonra kutu. Bakın. Ve kutudan sonra tekrar bir popcorn. 2, 3, 4, 5. 5.'nin tepeden birleştiriyorum ve sabitliyorum. Bunu popcorn yaptıktan sonra şimdi 2 zincirle 3 tane kutu yapacağım. Birinci kutum. İkinci kutum. Eğer bu kutular üçer tane düşmezse sayılarda bir bozukluk vardır ya da kayma vardır. Bakın iki kutum zaten üst üste 2 tane kutu yaptım. Şöyle elimle göstereyim. 2 tane kutu yaptım. Şimdi popcorn üzerine de bir tane kutu gelecek. Bununla da beraber 3 tane kutucuk olmuş oldu. Şimdi kutumu yaptıktan sonra bir sonraki boşluğuma popcorn dolduruyorum. Hemen popcornumuzu yapalım. Aslında diğer alt sıralarda yaptığımız gibi bu köşede 5 tane popcorn yapıyorum. Özür dilerim. 5'i 5 tane trabzan hemen sabitliyorum. Popcorn'umu yaptım. Şimdi burada ikili trabzanlar bakın görüyorsunuz azalacak. Ta ki birleşecekler. İkili trabzanlarımı yaptım. Hemen bakın popcorn geldi. Popcorn köşesi. Ve hemen bunun üzerine de popcorn yapıyorum. Popcorn üzerine popcorn. 2, 3, 4, 5. Artık daha hızlı örüyorum ki çünkü artık anlaşılmıştır. Belki bu sıradan sonra bile elinize motifin görüntüsünü alıp da görüntü de çıkarabilirsiniz. Videoyu seyretmek zorunda değilsiniz. Hani yeni başlayanlar var, hani takılanlar olur diye ben bu şekilde detaylı gösteriyorum. Hemen popcorn'dan sonra bir tane kare. Şimdi bu şekilde karelerimi oluşturacağım. Köşede yine alt kısımlarda yaptığımız gibi karelerimizi çoğaltacağız. Mesela bakın burada 1, 2, 3, 4 kare, 5 zincir oluşturduk aynı noktaya. Tekrar 4 kare yaptık. Bu defa da 5 kare yapacağız. 5 tane zincir çekip 5 kareden sonra 5 zincir sabitleyeceğiz. Tekrar 5 kare ve şuraya kadar bakın şu kısma kadar
Aynı burada yaptığım işlemin aynısını şu kanatta da yapacağız. Şu noktayı tekrar göstereyim. Başlangıç noktam burası. Şu uç noktaya geldikten sonra hani karışır ya ola ki yeni başlayanlar için detaylı göstereyim. Bir iki tane boşluk bırakıyorum. İkinci boşluğa hemen popcornumu yapıyorum. Eğer bu popcornların sırası kayarsa şurada bozulmalar olabilir. Son birleşti uçları birleştirirken de eşit gelmeyebilir. O yüzden buna da dikkat edelim. Hemen popcornumuzu yapıyoruz. Popcorn yaptıktan sonra sabitleyecek direkt oluşturacağımız ikili trabzandan bir tane kalacak. Bakın sonra hemen popcornun büyük boşluğu gelecek. Bu şekilde olduğunda bakın şöyle göstereyim detaylı. Bu şekilde doğru yapmış olacağız bir önceki popcornu. Şimdi iki tane zincir çekelim hemen. Üç tane kutumuzu oluşturalım. Şimdi şu köşeyi gösteriyorum. Şimdi şurası başlangıç noktamdı, karışmasın. Başlangıç noktamdı burası. Hani şurada bir tane popcorn eksik başlıyoruz ya. O yüzden şurada tekrardan popcorn nasıl yaptığımızı detaylı tarif edeyim. Akılda soru kalmasın inşallah. İki tane zincirle kutularımızı oluşturuyoruz. Üç tane kutu. Bu köşelerdeki üç kutu değişmiyor. Üç kutu sabit kalıyor. Bakın üç tane kutu yaptıktan sonra üç kutudan sonra zaten hemen popcorn kare ve popcorn geliyor. Hemen gelen kareye üç kutudan sonra popcorn dolduruyoruz. Dört ve beş. Popcorn yapalım. Ve popcornu sabitliyorum. Sabitledikten sonra iki zincir kutu yapıyorum popcornun üzerine. Yani popcorn kutu tekrar popcorn. Püf nokta burada artık başlangıç burada. 4 ve 5. Burada popcornumu yapıyorum. Popcornu sabitliyorum. Sabitledikten sonra bakın popcorn üzerine bir tane ikili trabzan. Tekrar başına doluyorum. Popcornu son direk kısmına da boşluğuna da bir tane ikili trabzan. Yani şu sabitlediğim nokta ile beraber 3 tane ikili trabzan olmuş oluyor. Ve bir sonraki boşluğuma da hemen popcorn dolduruyorum. 2, 3, 4 ve 5. Ve karışmasın. Beşincinin tepesinden sabitliyorum. Hemen iki zincir popcorn'dan sonra kutu yapıyorum. Kutudan sonra hemen tekrar popcorn. Nerede durduğumu hemen göstereceğim. Popcorn'u burada sabitliyorum. İki zincirle tekrar üç tane kutu yapıyorum. Bir, iki. Bakın iki kutu ve üçüncü kutu da popcornun üzerine geliyor. Şimdi şöyle elimle tuttuğumda daha net anlaşılacaktır. Hatta şöyle elimin üzerinde göstereyim. Bakın artık şu noktada görüyorsunuz. İki popcorn bu tarafta kalacak. İki popcorn bu tarafta kalacak. Aralarda birer tane kutu olacak. Ve şu üç tane yani bir tane trabzanla başladık. Yani eğer şu köşelerdekini de sayarsak üçlü. Üç tane ikili trabzan var. Bu trabzanlar artacak. Bize şu köşeyi verecek. Bakın. Şöyle tuttuğumda daha rahat anlaşılacaktır. Şimdi şu kısmı yapıyoruz. Bu kısımda bu şekilde ilerleyecek. Diğer noktayı da göstermiştim zaten. Şu köşeyi de nasıl yaptığımızı göstermiştim. Şimdi birleştirirken de tekrar kareyle birleştireceğiz. Tabii akılda soru kalmasın diye ben şu noktayı da göstereceğim. Ben şimdi yine size şurada tarif ettiğim gibi ve köşeleri de aynı burada ve burada şu yaptığımı uygulayacağım. Ve bütün sıramı dolandıktan sonra birleştirmeyi de hemen tarif edeceğim. Şimdi bu sırayı birleştireceğim. 3 tane kutudan sonra hemen bir tane popcorn yapıyorum birleştirme noktamda. Bitiş sıram artık. 4.
Hemen popcornumu oluşturuyorum. Sabitliyorum. Ve sıramı birleştirirken de iki tane zincir çekiyorum. Bakın popcorn, kare popcorn olacaktı. 1, 2, 3. noktaya hemen batıyorum. Ve buradan ilmek çıkartıp diğerinin içerisinden geçiriyorum. Evet. Bu şekilde birleştirdim. Bakın şöyle koyayım. Burada kare ile iki zincirle birleştirdik. Şimdi burada 3 tane zincir çekerek yukarı çıkacağız. 2, 3. 3 tane zincirden sonra başına dolayacağım. Direkt popcornun hemen tepesindeki noktaya bir tane ikili trabzan oluşturacağım. Bakın burada bu sırada artık popcorn ya da kutu yapmadık. Hemen ikili trabzan oluşturduk. Bir sonraki boşluğa da ikili trabzan yapıyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Hemen bir sonraki boşluğa da ikili trabzan. Tekrar başına doluyorum. Bir sonraki boşluğa da ikili trabzan. Başına doluyorum. Popcorn'un üzerine de bir tane ikili trabzan. Başına doluyorum. Şu direk kısmının son noktaya da son boşluğa da ikili trabzan dolduruyorum. Bakın bu şekilde ikili trabzanlarımız artıyor. Ve başına doluyorum. Şu kutucuğun içine popcorn yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane doldurdum. 5.'den popcornumu yapıyorum. Sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen popcorn üzerine kutu yapıyorum. Gördüğünüz gibi hemen son popcornumu yapıyorum bu sırada. Yani şu noktada. Sonra tekrar 3 tane kutu oluşturacağız. 5 tane ikili trabzandan sonra popcornumu sabitliyorum. Şimdi 2 tane zincir çekerek kutumu oluşturuyorum. 1, 2 zincir. Popcorn'un üzerine de kutu yapıyorum. Artık diğer sıralardan aşinayız buraya. 3 kutudan sonra, bakın 3 kutudan sonra hemen bir sonraki boşluğuma popcorn dolduruyorum. 2, 3, 4 ve 5. Popcorn'u doldurduktan sonra bir sonraki boşluğa ikili trabzan. Başına doluyorum. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan. Ve popcorn geldi. Popcorn'un üzerine popcorn. Dört ve beş. Hemen beşinciden tepesinden atıp ikili trabzanla sabitledim popcornumu. Bakın artık popcornlar birleşecek. Bu noktada artık ne yapacağız? Karelerimizi dolduracağız. İki zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Ve karelerimi bu şekilde batarak karelerimi oluşturuyorum. Köşede de beşli noktaya iki tane zincir çekip bir kare, sonra beş zincir çekip ikili trabzanla sabitliyoruz. Tekrar iki zincir şu noktaya batıp aynı bu şekilde burada başladığımız gibi bu noktayı artık biliyorsunuz. Şu noktayı göstermek istemiyorum artık, köşeyi. Çünkü bunun artışını biliyorsunuz. Şimdi şu noktadan başlayıp ben şuraya kadar öreceğim. Şu noktadan sonrasını şu kısmı size hemen tarif edeceğim. Başladık bakın. İkili trabzanlarla başladık. Burası ikili trabzanla başladığı için biraz yarım kalıyor gibi. O yüzden şuradaki hani şu noktaları şurada göstermek istiyorum. Şimdi tekrar birleştirmem aynı şu noktada yaptığım gibi burada da yapacağım. Sonra hemen şu kısmı tarif edeceğim. Evet, şimdi 3 tane kutumu doldurdum. 3 kutudan sonra şu popcorn'u orta kısma geldik. Hemen 3. kutudan sonra ilk kutuya popcorn dolduruyorum. Bu köşeler, bakın şöyle şurada da göstereyim, hep 3 oluyor. Şuralar hep 3 olacak ta ki şu uç noktaya kadar. Eğer 2, 4 filan olursa demek ki bir kayma bozulma vardır. Buna dikkat edelim inşallah. Dediğim gibi bu noktadan sonra da aslında detaylı açıkladığımı düşünüyorum.
Çok da gösterecek bir şey kalmadı. Belki bildiğim için bana öyle geliyordur ama dediğim gibi eğer motif çıkartanlar varsa Instagram'a bu yıldız motifimizin yapımını koydum. Yıldız motifini detaylı gösterdim Instagram'da resim olarak motif şekline. Şimdi 3 tane kutumu yaptım. Bakın başlangıç kısmım burasıydı. Kenarımı ördüm geldim. 3 kutumu yaptım. Hemen orta kısım popcorn noktaya geldim. 3 kutudan sonra bakın 3 kutu olacak. 4 ya da 2 olursa demek ki kayma vardır. Buna dikkat edelim. Hemen 3 kutudan sonra bir sonraki kutuya boşluğa direkt batarak popcorn'umu oluşturuyorum. Artık hızlı örüyorum ki ne demek istediğim anlaşılmıştır. Bir alt sırada. Kutuma popcorn'umu doldurdum ve sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum hemen. Popcorn üzerine kutu yapıyorum. Kutudan sonra bir tane daha popcorn yapıyorum. Hemen kutunun altına denk geliyor zaten. Toplamda 5 tane. 4 5 5 tane doldurduk. 5.'nin tepesinden batıp popcorn'umu sabitliyorum. Sabitledikten sonra bakın burada bir popcorn var ve aralara ördüğümüz tekli ikili trabzanlar ve popcorn. Şu noktaya kadar, şu tuttuğum noktaya kadar ikili trabzan öreceğiz. Boşluklara şimdi ikili trabzan yapıyorum. Popcorn tepesine, bitiş kısmına, ikili trabzan boşluklarıma. Burada hepsini ikili trabzanla dolduruyorum. Son noktaya da batıyorum. Son boşluğuma. Bakın bu şekilde ikili trabzan ördüm. Şimdi şuradaki kutuma, boş gelen kutuma hemen boşluğuna popcorn dolduruyorum sayarak 2 3 4 2 5 evet 5 tane oldu. 5.'nin tepesinden batıp sabitliyorum ikili trabzanla. Tekrar 2 zincir 1 2 popcorn üzerine kare. Ve popcorn'dan sonra kalan boşluğa kutuya popcorn. 2, 3, 4 ve 5. Popcorn'umu sabitliyorum. Şimdi bakın 2 tane kare var, 1 popcorn var. Burada yine 3 tane kutu yapacağız. 3 kutudan sonra şöyle göstereyim. 3 tane kutu yapacağız. Yani şu noktaya gelmiş oluyoruz bakın. 3 kutu şöyle göstereyim. 3 kutu devam edeceğiz ve şurada başlangıç noktasına bak buradan başlamıştım. Buradan şu gösterdiğim kısmı tekrardan şurası bile yeterli. Bu şekilde diğer 3 kenarı da dolduracağız. Orta kısımlarda şuralarda şuradaki tarif ettiğim gibi bu sıramızı da tamamlayacağız. Tabii ki burada da birleştirme noktasını sizlere hemen tarif edeceğim.